Şu anda emekliler bakım evine muhtaç durumda. Şimdi manşetimizin konusuna gelmek istiyorum biraz Özgür Bey. Çünkü en çok bu merak ediliyor aslında. Hem hükümet hem muhalefet açısından ocağa kadar emekli zammı konusu kapandı mı? Tamamen artık bu konuda enflasyon farkı şeklinde mi gidecek? Ne olacak sizce? Ya şöyle, emekli aylıklarına hükümetin bir ara zam, ara refah payı, ara böyle bir seyyanen artış, tek seferlik bir rakam gibi şu anda bir düşünceleri yok. Zaten meclis kapalı olduğu için çok da konuşulmuyor açıkçası. Şu anda emekliler konusunu bizden başka da konuşan yok. Emekliler konusu 3 ay önce çok gündemdi. Bakın emekliler mitingi falan yapıldı değil mi? 3-4 ay önce. Evet. Ama şu anda sanki emekliler refaha ulaştı. Her şey tam tıkır. Her şey çok iyi. Ve emeklileri konuşmaya gerek yok gibi bir tavır içinde. İktidarda, muhalefette, siyasette. Şu anda emekliler çok konuşulmuyor. Emeklilerle ilgili konuşmalar bitti. Emeklilerle ilgili bu konuşmalar ne zaman başlayacak? Dediğim gibi büyük ihtimalle meclis açıldığında başlar. Meclis açıldığında onlarca da konu olacak. Bir tanesi de emeklilerin işte geçinememesi, geçim sıkıntısı. Geçen yıllarda olduğu gibi işte tek seferlik 5000 lira falan gibi rakamlar verildi. Yine böyle bir rakam, yani biraz daha artırılarak bir rakam verilebilir. Bakın ben verilecek demiyorum. Sonra benim adımla 100 tane haber yapılıyor. Emeklilere müjde, sosyal güvenlik uzmanı açıkladı. Emeklilere şu kadar para verilecekmiş. Bakın verilecek falan demiyorum. Bülent Bey'in bununla ilgili vereceği aslında bir takım bilgiler var bildiğim kadarıyla. İkramiyle ilgili buyurun. Böyle, Özgür Bey, geçen yılki takvimi bir hatırlayalım. Geçen yıl Ağustos ayında yine böyle sonlara doğru bir emekli gündemi düşmüştü. Her sene bu böyle tekrar ediyor aslında. Sonra birden Eylül ayında bir kabartı gelir. Bunda bizim payımız da büyüktür aslında baktığınızda. Özgür Erdoğan'ın kanallarının ve de ETV Türkiye kanallarının gündem yaratma etkisi var. Çünkü biz bunları işlemeye başladığımızda da ulusal kanallarda bizden gündem alıp sizi de yayınlarına davet edip konuları işlemeye devam ederler. Ve böylelikle gündem yükselir. Sayın vekillerimiz de bir zahmet tatillerinden dönmeye yaklaşacakları için Eylül ayında yavaş yavaş işleri düşünmeye başlarlar ve Eylül ayında bu gündem yeniden bir ortaya çıkacak. Ben size bir takvim anlatmaya çalışayım. Hem bir öngörü, siz de değerlendirin Özgür Bey isterseniz, hem de aldığım bilgiler doğrultusunda, bakanlıktan özellikle, Çalışma Bakanlığı'nda. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Çalışma Bakanlığı'ndan emekliyle ilgili yeni gündem açıklamalar gelmeye başlayacak. Çünkü meclis açılır açılmaz bu gündem yine kabaracağı için onlar bu sefer biraz daha erken, yani muhalefetten önce davranma gibi bir strateji içine gireceklerini duyum aldım. Bakan emeklilere yönelik bir çalışma yapılacağını söyleyecek. Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi aylardır bu bilgiyi paylaşmıştık. Geçen yıl da hiç ortada yoktu, yine ilk biz paylaştık. Bir maaş ikramiyesi, yani maaştan kastım hani 5000 lira 10000 lira gibi bir rakamla yine bir ikramiye tarzı bir takviye yapılması yüksek ihtimal. Geçen yılki takvim aynı şekilde işlenebilir bu yılda. Emekli konusu Ocak ayına kadar yine böyle bir gündemle geçiştirilecek diye bir duyum aldım ve topu size atayım. Ne dersiniz? Yani ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de işte bir kere doğru düzgün yol yapmayız, sürekli yama yaparız gibi. Böyle belli başlı kanunlar, kurallar yoktur. İşte emeklinin ne alacağı çok net belli değildir. İşte emekliye bir şeyler verilir, çok sesi çıkarsa bir kerelik bir seyyanen artış. Bir anda derler ki hadi bir ikramiye veriyoruz gibi. Böyle kendi kendine bir şeyler üretirler. Yani insanlar ne alacağını, ne vereceğini çok fazla bilmez. İşte geçen yıl bir seferlik bir 5000 lira emeklilere ikramiye verildi. Bu yıl da aynısını yapabilirler. Bir anda gelenek haline dönüşebilir. Ama vermeyebilirler. Ama ben verilebileceği yönünde düşünüyorum. Çünkü emekliler çok bunaldı. Emeklilerin Ocak ayını bekleme ihtimalleri ben çok az görüyorum. Bakın konuştuğumuz konular çok ciddiydi. İnsanlar barınma sorunu yaşıyor. Huzur evlerinde sıraya giriyorlar. Çok ciddi meseleler şu anda. Bu nedenle de Ekim ayında meclis açıldığında sizin dediğinize de %100 katılıyorum. Siyasette de ön alma işini AK Parti çok iyi biliyor. Yani CHP bir şey açıklamadan AK Parti açıklayıp 1-0 öne geçebiliyor.
Bu konuyla ilgili de dediğiniz gibi ilk önce AK Parti bir olay ortaya atabilir. Bir çalışmamız var. Yine emeklilerle ilgili bir çalışmamız var şeklinde bir konuya giriş yapabilirler. Devamında da tek seferlik bir ödeme yapılma ihtimali var. Ya ben bunu kendi kafamdan uydurmuyorum zaten. İşte geçen yıl yapıldığı için söylüyoruz. Bülent Bey de aynı şeyi söylüyor. Ya şimdi geçen yıl yapılmasa ben niye böyle bir şey söyleyeyim? Geçen yıl yapıldı. Denildi ki işte bakın 29 Ekim'de 10 bin lira bayram ikramiyesi olarak söyledi. 5 bin lira verildi. Değil mi? 5 bin lira verilmişti. Şimdi aynı şekilde 29 Ekim'deydi. Ve biz şu anda Eylül ayına gireceğiz. İşte 2 ay var. 29 Ekim'de açıkladılar onu. 29 Ekim'de açıkladılar. Ödemeyi 10 Kasım'da yaptılar ama 29 Ekim'de açıklamışlardı. Bayram ikramiyesi şeklinde hatta demişlerdi. Şimdi aynı durum bu sene de tekrarlanabilir. Bakın tekrarlanmasa bile biz yine gündeme getireceğiz. Diyeceğiz ki geçen sene verdim, bu sene de ver öyleyse. Evet ama Özgür Bey tabii şey var. Yani bu 5 bin lirayla 10 bin lirayla bir kerelik işte ödemelerle de olacak iş değil. Değil. O ayrı bir konu. Ben zaten hiç verilmemesi taraftarıyım. Bunlar hiç verilmesin. Emekli aylıkları doğru düzgün verilsin. Özgür Bey bunu da ayıralım. Bu sefer biz bu duyumları alıyoruz. Geçen yıl da bunu duyum olarak almıştık. Geçen yıl da biz intibak olsun, düzenleme olsun diye bas bas bağırırken bir anda iktidardaki o danışman takımı veya her kimse onlar böyle güzel, enteresan fikirlerle Erdoğan'ı bu şekilde ikna ettiler. Böyle bir çalışma çıktı. Evet. Bunun da haberini ilk olarak yine biz vermiştik. Evet. Yine aynı duyumları aynı kaynaklardan almaya devam ediyoruz. Yine biz bildiriyoruz. Bu demek değil ki biz bunu istiyoruz. Biz emeklilere tabii ki bu ikramiye verirsin. Siz zaten hep söylersiniz. Biz de kanal olarak hani ya sizin yüzünüzden çıktı falan diyenler oluyor da. O yüzden evet, böyle illaki şeyi söyledim yani. Hani biz böyle bir tek ikramiyeyle geçeceğiz elbette ki istemiyoruz. Bakalım göreceğiz. Yani önümüzde önemli bir süreç var bununla ilgili. Az kaldı. Eylül'e girmek üzereyiz. Ekim'de meclis açılacak. Eylül'de bunun da köpürtüleri başlayacak gibi gözüküyor. Takip ediyor olacağız. Biraz soruyu cevaplasak Özgür Bey? Tam da o noktada Özgür Bey. Bu Bağkur 7200 bekleyen çok sayıda izleyici. Özellikle Facebook'tan çok mesaj geldi bu konuda. Onu belirteyim. YouTube'dan da. Yani Bağkur borçlarını hani ihya yapmayı bekleyen, kafasında öyle bir dondurma yapıp hani bir borçlarımı bir kanun çıkar da belki öyle yaparım, 7200'e düşer de öyle yaparım deyip emeklilik işlemlerini durdurmuş on binlerce belki yüz binlerce siz daha iyisiniz insan var şu anda. Onlara ne öneriyorsunuz? Yani çok soru geliyor hani çıkacak mı açıklana 7200 ne olacak ne yapalım gibi sorular var. Buradan başlayalım isterseniz sonra siz soruları cevaplayın. Tamam. Şimdi Bülent Bey Bağkur'da bir açıklama yapsalar deseler ki 7200 günü düşürdük. 9000 günden 7200 güne düştü. Kadınlar için de 7200 günden 5400'e düşmesi lazım.